Efendim merhabalar güzel dostlar. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Böyle birimizden hepimize enerji yayılsın. Yayıla yayıla devam etsin güzel dostlar. Benzer enerjiler hemen benzer enerjileri bulur. Yani mesela bazen bir şey habere çıkar işte kadına şiddet oldu. Kadına şiddet haberi çıkar. Sonra bakarsın yarın kalsın yeni bir kadına daha. Ya yeni bir kadına daha. Sanki o haber çıktıkça o şey büyümeye başlar. Enerji büyümeye başlar. Ve hatırlarsanız güzel dostlar deprem olduğunda da şöyle bir şey anlatmıştım. Yani şu an deprem oldu diye üzülüp ağlayacak mıyız? Yoksa şu an kahraman olma zamanı mı? Kurban olma zamanı mı? Şimdi kurban sen ağlayacaksın, üzüleceksin. Kahramansan şu an ne yapabilirime bakmamız lazım. Onun için güzel dostlar coşkumuzu her daim en zirvede tutuyoruz. Eğer senin çevrende birileri varsa ve o insana çok zordaysa onların güzelliği için coşkulu olmak zorundasın. Senin çevrende mesela diyelim ki trafikte gidiyorsun, trafikte bir kaza gördün. Kaza olmuş ve işte kanlar nasıl diyeyim sağa sola saçılıyor. Orada kadının birisi duruyor ağlıyor. Ağlıyor ve diyor ki eyvah bunlar ne acı çekiyorlar falan diyor ama kocası hemen birisini kucaklıyor ya da arabaya koyuyor ya da ambulans çağırıyor. Ağlamaktan ziyade hamle yapıyor onların iyiliği için. Onun için güzel dostlar ben YouTube'da ve Instagram'da yayınlar yapmaya başladığım günden bugüne olumsuz hiçbir konuyu konuşmadım. Yani diyelim ki kadına şiddete hayır hocam dedi çok dediler bana bunun üstüne video çek. Bir defa onu çekmiştim. O çektiğime de pişman oldum. Çünkü olumsuz bir şeyi yaymış oluyoruz arkadaşlar. Yani biz hayatın o güzel tarafına bakıp, güzel tarafını görüp ve birileri zordaysa, coşkuluysa, ayakta duruyorsak elimizi uzatabiliriz. Evet güzel dostlar, bugünkü konumuz öz gözde saklıdır. Öz gözde saklıdır. Yani burada tabii bu söz bana ait. Daha doğrusu bir yerde okumadım. İlk ben söyledim. Böyle gözü düşünürken, bakışı düşünürken gelmişti arkadaşlar. Tabii orada bir de hani harflerin de esprisi var. Hani göz yazıldığı zaman kelime olarak içinde öz var ya arkadaşlar. Burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Aramızda kalsın. Kadınlar erkeklerden daha çaplı. Kadınlar her zaman erkekleri kapsar. Biliyor musun bunu? Kadınların her zaman daha üstün olduğunu. Mesela şöyle düşün. She yazıyorsun ya İngilizce. She. Erkek de he. Yani she'nin içinde he var. Ya da kadına woman yazıyorsun, erkeğe man yazıyorsun. Anladın mı? Yani her zaman onu kapsadığı için. Şimdi gözün içinde de öz var. Göz özü kapsıyor. Bizler de en çok ulaşmak istediğimiz yer belki de işte o öze ulaşalım, kendimizi tanıyalım. En çok sorulan sorulardan birisi, sorulan ve cevabı bulamayan ben kimim? Ben kim soru devamlı soruluyor. Orada bizim bulmak istediğimiz şey bu dünyada yaşayan, öğretmen olan, doktor olan, savcı olan ya da ticaretle uğraşan ya da yazar olan bu kişinin kim olduğu değil ki. O belli zaten. Onun etiketi belli zaten. Ama öz o derinlerdekini ulaşmaya çalışıyoruz. Onu bulmaya çalışıyoruz. Hani Mevlana Hazretleri'nin içinde bir can var, ocağını ara dediği. İçinde güzel bir maden var, o madenin cevherini ara ya da o cevherin madeni ara. Ama ne arıyorsan içinde ara, dışarıda arama dedi. İçeri nereye ya? Hep diyorlar ya mutluluk içinde, zenginlik içinde. O içim neresi ama? O içim herhalde bu beden değildir değil mi güzel dostlar? Bu bedenin içinde olsaydı kaç defa parçalara ayırıp doktora o içeriden bulmuştu. Bu beden değil arkadaşlar. O iç dediğimiz bizim bilinç düzeyimiz olarak düşünebiliriz. Bilinçimizin içinde, bilinç tarafında. O bilinç de ne kadar büyük dersek güzel dostlar bilinç tüm evreni kapsar. Ama biz dışarıya baktığımız için mesela gözümüzü kapattığımız zaman işte içine baktığında ne görürsün? Karanlık görürsün değil mi? Bakıyorsun ne görüyor? Karanlık görüyorum. Burada kastedilen şey bu maddesel gözlerin gördüğü değil. Ama mesela gözünü kapattın. Bir sistem düşünmeye başladın. Bir hayal düşünme. O sonsuz düşünebilirsin. Bilincin sonsuz hayalleri oluşturabilir senin için. Ve bizim niyetimiz İşte o öze ulaşmak istiyoruz ya güzel dostlar. O derinlerdeki öz. Bir de özü tabirinin de bir güzel tarafı var değil mi? Yani hani mesela öz Adana kebap. Öz Adana seyahat. Yani öz koyunca başka oluyor yani. Yani işte öz, o biz ona öz kardeşiz ya. Ya da işte öz amcam, öz dayım. Yani bu özün ayrı bir esprisi de var. Buradaki arkadaşlar göz bir gün bir yorum yapmıştım.
Doğru mu bilmiyorum. Yani doğru mu bilmiyorum, öyle bir yorum yapmışım. Bir gün öleceğiz. Öldüğümüzde belki de bakacağız ki karşımızda bir çift göz var sadece. Ya da bir çift göz biziz. Karşıda sadece bir ayna var. Yani her şey gözden ve her şey bakıştan ibaret arkadaşlar. Eğer bakıyorsan, bakış halindeysen, Semih Hanım'ı gördün mü? Semih Hanım çok teşekkür ederim. Çok incesin ve çok zarifsin. Çok sağ ol. Şimdi Semih Hanım'ı gördün mü? Ne anlatıyordum? Öz bakış dediniz. Çok ince bir çizgi var orada dediniz. Ta başına dumanlar. Bizim arkadaşlar, şunu söyleyecektim, ince çizgiliğim şey. Eğer gözümüz açıksa, görüyorsak, hani arife tarif gerekmez diye bir şey vardı. Arife tarif gerekmez. Yani eğer bir insan bir şey görüyorsa onu tarif etmene gerek yok. Mesela diyelim ki arkadaşlar, şu anda olduğunuz odadan gözünüz kapalı olarak mutfağa gidebilir misiniz? Ya da olduğunuz odadan, olduğunuz evden şu an gözünüz kapalı dışarıya çıkabilir misiniz? Nasıl çıkabiliriz? Yani gözüm kapalıysa ne yapmam gerekir arkadaşlar? Gözüm kapalıysa düşünmem gerekir değil mi? İşte dokunarak, böyle yavaş yavaş, çok dikkat ederek gidebilirim değil mi? Ya da birisi yanımda olacak, tarif edecek, yol tarif edecek. Diyecek işte sağa dön, sola dön, işte 2 metre yürü diye. Ya da birinde yanında birisi olacak, eğer senin gözlerin kapalıysa ya sana tarif yapacak ya da sen çok dikkatli gidiyor olacaksın. Ama gözümüz açıksa güzel dostlar, eğer görüyorsam ben gözüm açıksa o zaman mutfağa düşünmeden giderim. Nasıl gideceğim demem bile, onu bile demem yani. İşte sokağa düşünmeden çıkarım. Çünkü güzel dostlar, bir şeyi biliyorsan düşünmezsin. Bakın bu çok önemli. Bir şeyi biliyor isen düşünmezsin. Eğer bir şey sorulduğunda düşünerek cevap veriyorsak onu daha tam bilmiyoruz demek ki. Örnek vereyim. İsmin ne? Pat diye söylersin düşünmeden. Örnek vereyim. Şu an her şey mümkün olsa nerede olmak isterdin? Bu soruya cevap verir misin? Şu an her şey mümkün olsa nerede olmak isterdin? Şimdi bu sorulduğunda düşünürüz arkadaşlar. Yani nerede olsam iyi olurdu. Acaba düşünürüz. Bak, ismimizi biliyoruz. Bildiğimiz için düşünmeden cevap veriyoruz. Ama içimizde öz dediğimiz, kendimizi bilmediğimiz için kendimiz nerede mutlu olur onu düşünüp bulmaya çalışıyoruz daha. Anlatabildim mi arkadaşlar? Elbette düşünün sonra bir cevap verebilirsin. Ama eğer düşünmeden cevap veriyorsak bu şudur, biliyorum. Eğer düşünüyorsak bu şudur, daha tam bilmiyorum. Anlatabildim mi güzel dostlar? Onun için önemli olan şey bizim gözlerimizin açık olması. Önemli olan şey gözlerimizin, ya gözümüz açıksa tarife gerek yok. Yani anlatabiliyor muyum? Mesela bir insan rüyada ya, rüyadaki kişi şey diyebilirsin, uyandığında şu olacak, uyandığında bu olacak, anlatabilirsin rüyadaki. Sonra birisi dese ki ya uyandığında neredesin? Uyandığında Dubai'de misin? Uyandığında Mekke'de misin? Bunu rüyadayken söylemeye gerek yok. Gözünü aç gör neredesin? Gözümüzü açıp görürsek o zaman bir şeye ihtiyacımız yok. Ve hani şöyle bir söz var ya güzel dostlar. Ne varsa alemde o var Adem'de. Yani bunu çok düşünebiliriz. Doğru mu yanlış mı diye çok tartışabiliriz. Ben %100 doğru olduğunu biliyorum da. Yani ama kavramak zor oluyor yani, nasıl ne varsa alemde o var Adem'de. Ya bir insanda bütün evren var. O zaman ben bir insana bakıp Merkür'ü bulabilir miyim yani? Bir insana bakıp milyonlarca galaksilere gidebilir miyim yani? Ondan bulabilir miyim? Evet bulabilirsin diyorlar. Ama işte bunu arkadaşlar, ya da şunu da düşünün. Bir insan bizim dinimize göre güzel dostlar, ne kadar güzel bakın dinimiz. Bizim dinimize göre bir insanı öldürmek ile tüm alemi öldürmek aynı şey. Yani bir kişi öldürmüşsen herkesi öldürmüş gibi günah alıyorsun. Bu şu demek oluyor mu bir yandan da? Şimdi bir insan doğduğu zaman, yeni doğduğu bir insan doğduğu zaman. Evet, bir insan doğup da bebek olarak doğduğu zaman böyle eskiden dervişler arkadaşlar çok sevinirlermiş. Böyle kutlamalar yaparlarmış. Yeni bir bebek doğduğunda çok sevinirlermiş. Ve o kadar çok sevinirlermiş ki böyle tabii dervişler çok sevinirmiş güzel dostlar. Ama bizim gibi sıradan insanlar da demiş ya bu dervişler diye seviniyor.
Ardıbaşı bir çocuk doğdu yani. Ardıbaşı bir ne var yani? Dervişler dermiş ki Ardıbaşı bir bebek de olmadı. Alem bebeğin gözünden yeniden doğdu. Alem bebeğin gözünden yeniden doğdu. Yani bir odada şu anda 5 kişi oturuyor olabilirsiniz. Emin olun ki o oda 5 ayrı odadır. Herkesin bakışına göre bir alem var. Yani bir kitap alırsın, bir kitap okursun. O kitaptan senin aldığın ile başka birisinin aldığı şey aynı şey değildir. Ya da bir film izlersin. Filmden aldığın zevk ya da ders aynı film izlenir ama aldığımız sonuç farklıdır. Ya da diyelim ki 5 arkadaş bir yere gidiyorsunuz, karşıdan bir köpek gelir. Karşıdan köpek gelirken diyelim ki 2 arkadaş korkuyordur, 3'ü korkmuyordur. Bunun köpekle alakası olsa herkesin korkması gerekmez mi? Ya da herkesin korkmaması gerekmez mi? Neyle alakası var? Köpeği gördüğümüzde biz köpeğe tepki göstermiyoruz. Kendi içimizdeki kendimize tepki gösteriyoruz. İçindeki bir şey diyor ki o yırtıcı, vahşi diyor. İçinde bir şey diyor ki ya ne kadar güzel bir dost diyor köpek için. Şimdi ne varsa alemde o var adını. Çünkü ne kadar göz varsa o kadar farklı alem var. Ve güzel dostlar mesela dikkat edin ne anlatıyor arkadaşlar? Mesela kuantumda, kuantuma girdiğimiz zaman zaten o efsane bir taraf. Yani kuantumda ne deniyor? Tanıklık. Devamlı bu anlatır arkadaşlar, tanıklık. Ve şu anlatır mesela kuantum dersinde arkadaşlar özüm, yani ben kimim? Bunu bulduğumuz çok güzel bir ders var. Ya da nasıl diyeyim, bir gün sırf onu anlatıyorum. Yani kendimizi nasıl bulduğumuz, o özü bulduğumuz alanı anlatıyorum bir gün. Ve orada şu söyleniyor. Tanık olduğun hiçbir şey sen olamazsın. Yani gördüğün hiçbir şey sen olamazsın. Yani bardak görüyorsun, bardak değilsin. İşte insanları görüyorsun, oh insan değilsin, nasıl oldu ya insanlar. Yani gördüğün insan değilsin. Şimdi tanık olduğumuz hiçbir şey olamazsın. Çünkü sen kimsin, sen tanıksın. Yani göz kendisini göremez ya arkadaşlar. Göz görüyor. O göremez kendini. Çünkü ve göze diyebiliriz ki gördüğün hiçbir şey sen değilsin. Ya da aynaya diyebiliriz ki gördüğün hiçbir şey sen değilsin. Çünkü sen aynasın. Ya da yansıttığın hiçbir şey sen değilsin. Özür dilerim. Yansıttığın hiçbir şey sen. Çünkü sen aynasın. Şimdi işte kuantumda arkadaşlar deniyor ki tanık olacaksın. Tanıklık hep bu anlatılır arkadaşlar. Bunu yani bu o zaten kuantuma dersine girdiğimiz zaman şunu fark ediyorum. İçimde bir tane kendimiz var biliyoruz. Allah ne kadar çok ben varmış. O benler ayrı ayrı, benler ayrı ayrı, benler ortaya çıkartıyor. Bir sürü ben varmış. Onların toplamından üst bir kimlik, üst bir ben oluşuyormuş. Peki İslam dinine geçelim arkadaşlar. Dinimizde ne diyor? Bir insan Müslüman olacak ya arkadaşlar. Ne diyor ilk önce? Bir insan nasıl Müslüman olur arkadaşlar? Nasıl Müslüman olur bir insan? Şehadet kelimesi getirecek. Ne diyecek? Şahitlik ederim ki Allah vardır ve birdir. Ama ilk ne diyoruz arkadaşlar? Şahitlik etmek. Yani tanıklık, şahitlik. Ve güzel dostlar şunu fark edelim. Mesela bir mahkemeye gittik. Mahkemeye gittik ya, mahkemede hakim karar verecek. Neye göre karar veriyor? Tanıklar, şahidin var mı? Kaç şahidin var? Tanıklara göre, ona göre karar veriyor değil mi? Ne kadar çok etkiliyor değil mi kararı? Şahitlerin, tanıkların tanıklığı, şahitliği, karar ne kadar çok etkiliyor arkadaşlar. Evet, biz de güzel dostlar şu an hayata şahitiz ve tanıklık yapıyoruz. Yani buna şahitlik diyebilirsin, tanıklık diyebilirsin. Ve zaten doğru taraftan baktığın zaman arkadaşlar her şey aynı güzelliği anlatıyor. Emin olun ki tüm güzel insanlar, tüm büyük insanlar eğer bir taraftan değil de yukarıdan herkese kucaklayacak şekilde baktığımız zaman zaten herkes aynı doğruluğu söylüyor. Ve bunun o şahitle İbrahim Bey şöyle diyelim. Bir kanunumuz var değil mi? Kuantumda bir kanunumuz var. Ne o kanun? Gözlemcinin gözlenen üzerinde yaratıcı etkisi vardır. Yani sen bir şeyleri görüyorsun ya, sen neyi görüyorsan, neyi gözlemciysen onun üzerinde yaratıcı etkin var. Gözlemcinin gözlenen üzerinde yaratıcı etkisi vardır. Evet. Şimdi işte ya gözlemcinin gözlenen üzerinde nasıl yaratıcı? Demek ki o öz gözde olmasa arkadaşlar öyle bir etki yapabilir miyiz? O öz gözde olmasa öyle bir etki yapabilir miyiz? Neye bakıyorsak
Aslında güzel arkadaşlar, yani evrende her şey enerji ya. Evrende her şey, çevremizdeki her şey enerji. Ve biz dışarıya bak, yani herhangi bir yere baktığımız zaman gözlerimizden çok hızlı bir enerji yayarız. Çok yoğundur o enerji. Hem hızlı hem yoğun. Çok hızlı ve yoğun olduğu için ne olur biliyor musun? Birisinin gözüne baktığın zaman o rahatsız olur. Çünkü oraya bir enerji gidiyor. Ve orada bir ayrıntı daha var tabii. Bir insanın gözüne baktığın zaman der ki bana bakıyor. İçimi görecek, yani özümü görecek. Birisinin gözüne baktığın zaman bana baktığını hissettiği için rahatsız olur. Ama bir insanın eline baktığın için rahatsız olmaz. İşte sırtına bakıyorsun diye rahatsız, koluna bakıyor diye rahatsız olmaz. Ama gözlerine bakarsan rahatsız olur. Hem enerjiler çatışıyordur hem de bana bakıyor der. Şimdi işte ve bu gözlemci de gözlerin üzerinde bir yaratıcı etkisi, yani bizim gözlerimiz baktığı her şeyin bir etkiye sahip oluyor. Nasıl bir enerji veriyorsun? Çünkü evrende her şey bir enerji olduğu için biz de alıp verdiğimiz için, yani enerji alıp veriyoruz. Gözler baktığımız zaman arkadaşlar, gözden her baktığımızda dışarıya enerji veririz. Kulaklar, ses içeriye aldığımız enerjidir. Ama yani ışık da ses de enerjidir. Ses içeriye giren ışıktır. Gözler ışık, dışarıya çıkan sestir. Enerjisel olarak söylüyorum. Yani mesela diyelim ki banyoda dişini fırçalıyorsun. Lavaboda dişini fırçalıyorsun. Böyle saçma sapan hareketler yapıyorsun. Ağzını eğiyorsun, büküyorsun falan. Sonra orada diyelim ki 2 yaşından bir çocuk sana bakıyor. Hemen toparlanıveriyorsun. Çünkü bir bakış var. Bunu arkadaşlar çift yarık deneyi diye bir deney var. YouTube'da bulabilirsiniz. Orada çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Yani bir bakış olduğunda, dışarıdan bir bakış olduğunda elektronlar, atomlar nasıl değişiyor? Orada çok net ve güzel bir şekilde anlatıyor. Evet. Onun için demek ki o söz boşa söylenmemiş değil mi? Arife tarif gerekmez. Arife, çünkü arif, arif ne demek? Bilen kişi. Kim biliyor? Gören kişi. Ona tarif etmeye gerek yok. O mutfağa da gider, o her yere gider. Dışarıya da çıkar. Görüyorsa, göz açıksa. Şimdi bir yerde güzel dostlar, rengarenk teşekkür ederim. Bir yerde herkesin kör olduğu bir köy varmış. Herkes kör ama. Oraya tek gözü gören, tek gözü olan bir adam gelmiş. Demiş ki burada herkes kör. Ben burada istediğimi yapabilirim. Herkes kör nasıl olsa. Ve o köyde yaşamaya başlamış. Sonra bir gün o köyde bir hırsızlık olmuş. Hırsızlık olunca bir göz gören adam demiş ki bu hırsızlığı şu kişi yaptı. Ben gördüm. Körler demiş ya, gördüm ne demek? O ne demek ya? Gördüm nasıl olayım? Ya sen hırsızlığı nasıl gördün? Ne demek o? O demiş ki ben siz ne yaparsanız bilirim. Nasıl biliyorsun? Git bakalım şöyle uzağa demişler. Adamlar gitmiş işte 50-60 metre uzağa gitmiş diyelim ki o tek göz gören adam. Demişler ki ne yapıyorsun? İşte sağ elinizi kaldırdınız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Sol elinizi kaldırdınız falan. Adamlar birkaç metre geriye gitmiş. Şimdi ne yapıyoruz? Yine tek gözü gören her şeyi söylüyor. Şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Sonra adamlar 2 metre daha geriye gidelim demişler ki orada ev varmış, evin içine girmişler. Şimdi ne yapıyoruz demişler. Adam demiş ki şimdi evin içine girdin, sizi göremiyorum. Nasıl bileyim ne yaptığınızı? Ya demiş körler, sen bizi şu ana kadar kandırıyordun. Ve tek gözü gören adamı yakalamışlar güzel dostlar, doktora götürmüşler. Bu arızalı. Sıkıntıyı bulalım. Ve o adamı, tek gözü gören kör adamı arkadaşlar, yatırmışlar bir yere. Dokunarak hastalığı, arızayı arıyor. Dokunarak arızayı ararken tek gözü bulmuş doktor ve demiş ki arıza burada, bunu çıkartırsak iyileşecek, sağlığına kavuşacak. Ve körler de senin de onlar gibi görmemeni ister. Ama bir defa gördüğün zaman artık birilerinin sana bir şey anlatmasına gerek yok. İşte güzel dostlar, yani bu kuantumda bu tanıklığı fark etmek, bu dünyayı bilmek, yani benim için gerçekten çok efsane oldu, çok etkilenmiştim. Bu arada beklerim, 25 Kasım'da kuantum eğitimimiz var arkadaşlar. 25 Kasım'da efsane bir eğitim başlıyor. Bu arada 25 Kasım'da kuantum eğitim ama 19 Kasım'da da arkadaşlar, yani pazar günü arkadaşlar, kuantumu kullanarak hayallerimize nasıl ulaşacağız, öyle bir webinarımız var. Ona da beklerim. Hem hayat okumaları, yani çünkü Yusuf Aleyhisselam rüyaları yorumluyormuş ya, Efendimiz diyor ki hayat, insanlar rüyadadır. Ölünce diyor, hayatın kendi rüya diyor, bunu yorumlayın. İşte hayat okumalarını da yapacağız. Cumartesi günü, pazar günü
Öyle bir webinarımız var güzel dostlar. Beklerim. Gelmenizden şeref duyarım. 25 Kasım'da da kuantum eğitimimiz var. Orada da bu tanıklıklara, bu nasıl enerjiyiz, nasıl bu enerjiyi yönetiyoruz, bunun ayrıntılarına gireceğiz. Ve benim en çok etkilendiğim eğitimdir kuantum. Eğer kuantumdaki konuları bilmeseydim güzel dostlar, herhalde bundan önce hayatta bildiğim pek çok şey havada kalıyordu. Yani mantıken ispat edemediğimiz şeyleri hep o kuantum dünyasında ispat etmeye başladık. Evet, güzel dostlar, öz gözde saklıdır. Burada olduğunuz için her birinize çok teşekkür ederim güzel dostlar. İyi ki varsınız ve iyi ki buradasınız. Beni böyle sevgiyle, ilgiyle dinlediğiniz için lütfen sizlere olan saygımı kabul edin ve her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hatta aşk ile, hatta tutku ile.